Milli Muharip Kaan uçağımıza yeni sistemler yüklenirken, Kaan asıl şimdi 5. nesil oldu haberleri yapılıyor. F-35'te bile olmayan özellikler Kaan'a yükleniyor, Amerika engellemek için şimdi her türlü çirkinliği yapacak. Yeni bir savunma raporuyla birlikteyiz. Öncelikle şunu belirtelim ki bu videoda anlatılan sistemler ve Kaan'ın teknik özellikleri, resmi kurumların bilgilendirmesi sonucu izin verildiği ölçüde anlatılmaktadır. Yani paylaşımlarımızda milli sistemimizin bilinmeyen bir özelliği ya da gizlenen bir sırrı ifşa edilmiyor. Milli Muharip uçağımız Kaan için şu anda geliştirilen motor ve yan radarlar ile yeni sistem özelliklerini duyduğunuzda, yerli uçağımızın üzerindeki baskıyı neden artırdıklarını, müttefik görünenlerin neden bu kadar çirkinleştiklerini anlayacaksınız. Videomuzda Kaan uçağımıza yerleştirilen LWR, IRST, EOTS gibi yabancı isimleri olan sistemlerin kısaltmalarını duyacaksınız. Bu isimleri kısaltılmış sistemlerin ne anlama geldiğini ve sistemlerin ne işe yaradığını, videomuzun sonunda açıkladığımızda Kaan uçağımızda bilinenden fazlası olduğunu göreceksiniz. Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan'ın üretim ve test süreçleri hız kesmeden devam ediyor. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, tedarik zincirindeki sıkıntıların projeyi yavaşlattığını belirtmişti. Özellikle ABD başta olmak üzere, küresel güçlerin Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki ilerlemelerinden duyduğu rahatsızlık ise giderek artıyor. Bu gelişmelerin ışığında, Kaan'a eklenen yenilikçi teknolojiler dikkat çekiyor. X platformunda Avinat, F-35'te bile bulunmayan teknolojiler Kaan'a ekleniyor ifadesiyle, Türkiye'nin 5. nesil uçağının öne çıkan özelliklerini paylaştı. Kaan, birçok alanda F-35'i geride bırakacak özelliklere sahip oluyor. Her ne kadar motor konusunda sorun çıkacak beklentisi oluşmuş olsa da, üstün özelliklere sahip yerli motor beklentilerinde üzerinde, art yakıcı bile olmadan süpersonik hızlara çıkacak şekilde geliştiriliyor. Yerli motoru sayesinde Kaan, art yakıcıya ihtiyaç duymadan süpersonik hızlara ulaşabilecek ve bu da motorun oluşturduğu ısıyı F-35'e göre oldukça düşük tutacak. Uçağın burnunda bulunan yan radarlar, kapsama alanını 270 dereceye kadar genişletecek, hatta kuyruk kısmına yerleştirilen radar antenleri ile 360 derece kapsama alanı sağlanması planlanıyor. Kaan'da bulunan LWIR kızılötesi sensöre sahip IRST sistemi, F-35'in DAS sistemine karşı önemli avantajlar sunuyor. Kısa adı DAS olan Distributed Aperture sistemi, pilotun farkındalığını artıran gelişmiş bir elektrooptik sistemdir. Bu sistem, uçakta yer alan 6 adet sensör ile 360 derece yatay ve dikey kapsama sağlar. DAS sistemi, uçağın çevresindeki hava ve kara tehditlerini tespit edip izleyerek, pilotu uyarır ve bu bilgileri başüstü gösterge sistemine ve pilot kaskına gerçek zamanlı olarak aktaran sistemdir. Bu sistem, EOTS'tan bağımsız çalışarak düşman uçaklarının ısı izlerinden etkilenmeyecek. Kaan, hacimsel büyüklüğü, yapısal dayanıklılığı ve motorlarının yüksek itme gücü sayesinde 10 ton mühimmat taşıyabilecek, bu miktar F-35'te 6 ton civarındadır. Tasarımsal olarak Kaan, yüksek manevra kabiliyeti sunacak şekilde geliştirildi. Uçağın tasarımı, F-22 Raptor'a benzer geometrik boyutlar ve kanat alanına sahip olurken, ancak F-22'den daha hafif olması bekleniyor. Kaan'ın teslimatı için 2028 yılına kadar 20 adet uçağın, Türk Hava Kuvvetleri envanterine katılması ve 2030'dan itibaren Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki F-4 ve F-16 tipi uçakların yerini alması planlanıyor. EOTS, Electro-Optical Targeting System, yani elektrooptik hedefleme sistemi anlamına gelir. EOTS, bir savaş uçağında hedef tespiti, izleme, tanımlama ve hedefleme gibi görevleri gerçekleştiren ileri teknoloji bir sistemdir. Bu sistem, hedeflerin yüksek çözünürlüklü görüntülerini sağlayarak pilotun hedefleri daha kolay ve etkili bir şekilde belirlemesine yardımcı olur. LWIR, Long Wave Infrared, uzun dalga boylu kızılötesi anlamına gelir ve genellikle 8 ila 15 mikrometre dalga boyu aralığını kapsar. Bu sensörler, ısıya duyarlıdır ve düşük görünürlük koşullarında bile etkili bir şekilde çalışabilir. Long Wave Infrared sensörleri, özellikle gece görüşü ve termal görüntüleme için kullanılır. IRST, Infrared Search and Track, kızılötesi arama ve takip sistemi demektir. Bu sistem, radar dalgaları yerine kızılötesi radyasyonu kullanarak hedefleri tespit eder ve izler. IRST sistemleri, pasif çalıştıkları için düşman tarafından tespit edilmeleri daha zordur ve çok yönlü durum farkındalığı sağlar. Milli Muharip Kaan uçağımıza yeni sistemler yüklenirken, Kaan asıl şimdi 5. nesil oldu haberleri yapılıyor. F-35'te bile olmayan özellikler Kaan'a yükleniyor, Amerika engellemek için şimdi her türlü çirkinliği yapacak.